Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu dünya bir defa gelinmiyor değil mi? Bir defa. Bir daha gelinmiyor. Diyor ki bak Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ne dedi? Ha, bana ibadet etmesi için yarattım diyor. Şimdi bu dünyaya bir defa geliniyor. Bir daha deneme şansı yok. Tabii siz ancak akrabalarınızı ve yakınınızı öldüğü zaman gömdünüz. Belki de ömrünüzde 2-3 tane rastladınız. Bizzat yakınlık. Biz çok rastladığım için bayağı da etkiliyor insan. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bakayım derdiniz var mıymış? Sizin dert, dert mi? Bak buraya uyuyor mu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Perşembe günü burada talebe yurduna derse geldim. Talebe yurduna bayağı karabalık. Çıktım, bir dostumu ziyaret edeyim dedim. Bakayım derdiniz var mı sizin? Yani kimin olursa olsun pileğine basayım 10-15 tane dert anlatır. Kimisi bir takıntısı var, kimisi ekonomisi, kimisi sağlık, kimisi bilmem ne, kimisi vesvese. 36 yaşında, doktorlar zahir esbab noktasında 3 ay vermiş. Pankreas ve karaciğer kanseri. 3 ay bitmiş, 2 haftası kalmış esbab noktasında. Allah'tan başka kimse bilmez de. 2 haftası kalmış. Şimdi sen yatıyorsun. 2 haftan var, kafası kanser değil ki. Böyle nasıl bir psikoloji olurdu? Girdim, tabii buradan çıktım. Gece ziyaret ettim. Böyle bir boşluğa bakıyordu. Beni gördü, öyle canlandı ki. Bana diyor ki, abi nasılsın? Dedim ben sana nasılsın demeye geldim ya. Ben önemli değilim dedi o kadar. Ben önemli değilim dedi. Sen önemlisin. O tabii öyle diyecek de bir şey anlatacağım. Ha Cumali bak. Adam 2 haftası kalmış. Esbat noktasında söylüyor. Neler hissederdin? Neler hissederdin değil mi? Şimdi 2 haftanız kalmış. Şu anda var olan derdini getir bunun karşısında. Derdin dert mi? Senin şimdi. Ne olur o derdini bir say. 2 haftan kalmış. Kefeye koyduk kefe. Bu tarafa koyduk. 2 hafta. Ya mal dükkan olmadı. Kız gitmedi. Bilmem ne olmadı. Bakayım tartacak mı bunu? Ve işin tuhaf tarafı ölüm değil bu. Bir daha dünyaya gelmeyeceksin. Bir de amelin yoksa. Bir de davan yoksa, değil, Allah kimsenin başına vermesin. Ama, abi, buyur bayram. Abi, iyi ki tanıdım. Neyi tanıdın? Hizmeti abi, hizmeti. Sanki ben kanserim de o beni ziyaret etmiş. Sanki düğüne gidiyor. Düğüne mi gidiyorsun bayram? Abi düğün neymiş ya? Sevgiliye kavuşma günü. Ulan bir şey mi dedim, şaka mı diyor böyle tesellim için. Biraz psikolojiden anladığım için mimiklerine bakıyorum samimi. Allah Allah. Şimdi bana dedi ki o. Abi iyi ki geldin. Söyle. Şu anları alır mısın dedi. Alayım.
burayı açmamı, okumamı söyledi. Burayı açmamı, okumamı söyledi. Okuyayım şimdi. Bu ayet uzmanın sırrı ile insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi uzun ömürlü yaşamak, Mercedes almak, yatı katı hatunu aşı işi olmak için yaratılmıştır. Öyle yazmıyor değil mi? Yazmıyor değil mi öyle bir şey? Ömer. Bak, ne anlatmaya çalışacağım biliyor musun? İbreyi doğru tutturursan her şey senin gayene hizmet eder, kanser bile. Her şey senin hedefine hizmet eder. Hayatını kıblesine koyman lazım. Bak diyor ki, kanser neymiş? Diyor ki, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Bunu bilirsen, diğerleri hikaye. Gelmiş, gitmiş, böyle olmuş, siyasi bilmem ne olmuş. La imanlar yanıyor, imanlar gidiyor. İmansız gidiyor, davasız gidiyor, namazsız ölenler var. Yani senin siyaset, o böyle demişti, o şöyle, onun şeyi. İş mi yani, dert mi yani şimdi bu? Bak, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halik-i kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ana merak bu olmalı. Ana tema bu olmalı. Hani diyoruz ya Rabbi, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma kıbletullah nasip et diyoruz. Hayatın kıblesi olması. Ya hayat o zaman harika olur. Yaşamaya değer. Eğer hayatın hikmeti ve gayesi alemimizde oturmamışsa vallahi acımasız oluyor ve yaşamaya değmiyor. Her şey seni üzer. En ufak bir şeyle çökersin aşağıya. Çünkü o olayı kıyas edeceğin, nispet edeceğin bir ölçü birimin olmaz. Ya bak ölçüye bak. İnsanın bu dünyaya gönderilmesi hikmeti, hikmeti ve gayesi Halik-i kainatı tanımak, elhamdülillah abi diyor. Elhamdülillah. Ne yaptın dedim. Abi 5,5 defa külliyatı bitirdim dedi. Şimdi karşılığına gidiyorum. Ben okuyorum. Sanki ben orada yatıyorum. O ders yapıyor. Nasıl bir psikoloji, nasıl bir hal? Bilmiyoruz ki. Şöyle anladım. Arabaya bindim gelirken. Allah merhameten şu anda senin ölüme karşı hissettiğini onu kaldırmış. Onda yok öyle bir şey. Düğün gibi geliyor, düğün gecesi gibi. Öyle zannediyorum. Sonra bak diyor ki Halik-i kainatı tanımak, bak o duygu yok onda. Bizim anladığımız ölüm duygusu yok. Ölüm duygusu olsa o bir adam öyle olamaz. Abi hani derdin ya, ölümün ölümü firaktır. Ölüm yoktur. Çünkü ustad ölümü tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur, beden kafesinden sıyrılmaktır. Hani ölüm buysa, peki ölüm nedir? Ölüm bu değil yani. Ustad ölümün ölümü firaktır diyor. İmaj, hayatın hayatı, hayatın hayatı olur mu? Hayatın hayatı imandır diyor ustad. Hayatın hayatı olursa ölümün ölümü de vardır. Hayatın hayatı imandır. Ölümün ölümü firaktır, firak, imansızlıktır. Yani mevcudattan ayrılmak değil. İmanından, peygamberinden, namazından, davandan ayrılmaktır. Ayrı düşmektir. Size bir gurbeti de söyleyeyim. Gurbet, Bitlis'ten, Bingöl'den İstanbul'a gelmek değil gurbet. Gurbet, günah memleketinde yaşamaktır. Günahlardır gurbet. İnsanı asliyetine çıkartandır gurbet. Asliyetinden uzaklaştıran günahlardır. Günahlar seni gurbete atıyor. Ona iman edip ibadet etmektir. Dedim ki bayram kaza namazın var mı? Şükür hocam abi dedi.
kazam namazım yok, kaza orucum da yok. 5,5 defa da küllet okudum, ben gidiyorum. Ulan sanki düğüne gidiyoruz. Bundan sonra sen düşün abi dedi. Bundan sonra sen düşün. Allah Allah. Ve o insanın vazife-i fıtratı, yaratılışın açığa çıkışı, farize-i zimmeti, yüklendiği vazife, marifetullah ve iman-ı billah'tır. Allah Allah. Vazife-i fıtratı marifetullah'tır. Allah'ı tanımak ve işlerinle, olaylarla tanımlamaktır. Yani Allah alemimizde nedir? Allah benim için neyi ifade ediyor? Onu nasıl bileceğim ben? Hayatımda iş yaparken, bir şeye karar verirken, o işin içinde Allah var mı? Hah, Allah benim için odur. Evlenirken acaba Allah var mı alemimde? Eve gidip televizyon açarken Allah alemimde var mı? Sokakta yürürken Allah bana hakim mi? Allah benim için neyi ifade ediyor? İşte o zaman hayat yaşamaya değiyor. Ve tatlı da oluyor. Diğerleri hikaye be kardeşim. Düşmüşsün, araba patlamış, bilmem ne olmuş. Şeyi verememişsin belki. İçmin yani. Adam hesap verememiş. Nünker mekir edince kan inamaz. Sen maliyede hesap verememişsin. Ya esas maliye burada. Adam dedim ki ne iş yapayım? Muhasebe tutuyorum abi dedi. Nerenin muhasebesini? Abi fabrikanın. İnşallah dedim kendi muhasebeni de tutarsın. Abi benim fabrikam yok ki tutayım dedi. Anladın mı? Sonra neyse biraz konuştuk. Zeytinburnu'nda oldu. Namazı kıldıktan sonra tesbihattan sonra diyor ki abi anladım dedi. İnşallah tutarım dedi. Hala orada mısın dedi. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Allah Allah. Bir yer var ya işareteceğiz daha. Bak ne diyor sen nasıl bir şeysin ya. Hepimiz de keyif veriyor ha. İnsan keyfi artıyor. İmam Ali diyor ki ve tez umu enneke cirmun sagirun ve fiken natavel alemul kebiru. İnsan küçük bir cisim ise de bir kutu gibi ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Allah Allah. Sen küçük bir şey zannediyorsun kendini ama bütün alem sende dürülmüştür. Bak başka bir yerde var. Allah Allah. İnsan. Abi ne oldu bayram? Devam etsene. Devam edecek hal mı kaldı? İnsan sanki ya kıbleyi buldun mu ne kadar rahat ediyorsun ya Rabbi. Kıbleyi buldun mu ne kadar rahat ediyorsun. Kafam da karıştı zaten. Ulan bu insanlar, iman ne kadar güzel bir şeymiş ya. İman ha. Bak diyor ki, evet beşer sen zahir ve batın havas ve duyguları ile. Zahiri duygular göz, kulak. Bir de batını duyguları var. Nedir o? Beka. Ebed arzusu, sonsuzluk sevdalılığı. Ha, bu yapı itibariyle ve bilhassa, burayı dinleyin, bilhassa derinliğine nihayet olmayan vicdanı ile. Bir vicdan var ki dibi yok. Dibi yok. Gidiyorsun, tam bitti dediğin yerde, vicdanın bittiği yerde Allah var. Çünkü vicdanın son mertebesi, vicdanın içerisi dörttür. Soğan kabuğu gibi düşünün. En diş tarafı iradedir. İkinci kabuk zihindir. Üçüncü kabuk histir. Dördüncüsü Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah'tır. O vazifeyi yapıyor, işlev yapıyor. Mesela İnsan en büyük cinayeti cahil oluşudur. Kendini tanımamasıdır. Mesela
İnsanın latife-i Rabbaniyesi şöyle misal vereyim. Çanak anten düşünün. Çanak anten tuttuğu yani karşılığı olan uyduyu biz çıplak gözle göremezsiniz. Değil mi? Uydu gözükmez. Uyduyu göremez. Fakat çanak anten de uydunun vericilerin hepsi var burada. Ama antenin içine bakın gözle göremezsiniz. Çünkü göze bakan tarafı yok. Hani sesin gözü kulaktır ya, kokunun gözü burundur, tadın gözü dildir gibi. Çanak antenin gördüğünü ben göremiyorum. Bak gördüğünü ben göremiyorum ama inkar etmiyorum. Çanak antende var olanları da gözümle de göremiyorum. Buradan kablo bağlı televizyonda. Televizyonda görüyorum. Değil mi? Televizyonda seslerini duyuyorum ama burada çanak antende ses yok. Suretini görüyorum ama burada suret yok. Kokusu da olsa vesaire. Aynen bunun gibi uyduya misal Allah, çanak antene misal latife-i Rabbaniye. Televizyon kutusuna misal beden, televizyonun içindeki program ruh, televizyondaki elektrik bataryası hayat. İşte latife-i Rabbaniye Allah'ı emiyor. Celle Celaluhu oradan tefeyyüz oluyor, ruha taşıyor. Yansıması, eylemi şu. Sendeki şu anda derste bir feyiz, bir armoni, bir rahatlama. Bu latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı emmesinden oluyor. O zaman latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı görüyor. Hani desem ki sesi gözüm görüyor. Hayır. Sesi kulak görüyor. Kokuyu burun görüyor. Rabbimiz de muayyen olmadığı için, renk ve şekle muayyenleşmediği için, bütün renk ve şekillerin sahibinin hiçbir renk ve şekile bürünememesi lazım. Bakın bütün renklerin ve şekillerin sahibi hangi şekil ve renge hapsolması lazım? Bütün kokuların, bütün seslerin, bütün tatların sahibi herhangi bir tat olmaması lazım. Onun için bizim zahiri duygularla gözükmüyor ama latife-i Rabbani ile Allah'ı görüyorsun. Nasıl görüyor? Bak işte bu çanak anten uyduyu görüyor, burada seyrediyoruz. İşte latife-i Rabbani'ye şu anda çanak ona dönük, şu andaki halinde televizyonda gözüken o filmin şu anda sendeki rahatlık, huzur, armoni, denge, hal, feyiz, lezzet-i ruhaniye bunlar oradan gelen mertebelerin hakikatlarıdır. Onlar görüyor. Biraz böyle şuurlu olsa, ilimle terakki etse, çanak anten yerine senin ruhun olursa o bizzati görüşü farklı oluyor. Ama bu taşınması da o bir mertebedir görmenin. Çünkü bakın görmek göze has değildir arkadaşlar. Bu sokaktaki insanların iddiasıdır, bedevi insanın. Yani görmeyi göze indirgemiş, aklı gözüne inmiş yani bunu. Sesi neyle göreceksin? Çocuğunu, muhabbet ettiğini, sevdiğini. Ya abi şöyledir böyledir. Ya kardeşim bu ne ya, siyah bir işte bir kız işte. Abi bir de benim gözümle bak diyor. Var ya hani Leyla ile Mecnun. Ha başka bir gözle görüyor. Şefkat gözü değil midir? Muhabbet göz değil midir? Gadab bir göz değil midir? Feraset göz değil midir? Haya bir göz değil midir? Onunla gördüğünü gözle göremiyorsun ki. İşte vicdanı anlatıyor. Yaratılışını bildiğin zaman dünyaya niçin geldiğimizi bilirsek dünyadaki hadiselerin derecesine göre bir dert olmadığı o zaman anlaşılıyor. Dert edindiklerin dert olmadığını sevgili kardeşim yaratılış hakikatını idrak, izan etme nispetinde anlaşılıyor. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَابُدُونَ. Yani insan bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi alemimizde ne kadar ölçü olursa o diğer üzülmemize sebep olanların buna kıyasen
Hiçbir şey olmadığı anlaşılır. Adama bak ya, ölümü bitirmiş ya. Abi ben gidiyorum, sen kendini düşün diyor. Ben elhamdülillah imanımı kurtardım diyor. Bak abi buradayım diyor. Peki dedim, nasıl bekliyorsun Azrail Aleyhisselam'ı? Sevdiğim insan gibi gelecek diyor. Ya bu adama ne yapabilir şimdi? Ölüm ne yapabilirmiş? 5:30'da bak külliyatı bitirdim abi dedi. Allah Allah. Bir de okuyayım beşer. Zahiri ve batını havas ve duyguları ile ve bilhassa hani vicdanda ne var dedik? El diş kabukta irade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye Latife-i Rabbani. Peki Latife-i Rabbani'nin dibi var mı? Bitirdim dediğin anda Zat-ı Zülcelal ehadiyetiyle rüyetini ve kelamına mazhar oluyorsun. İşte derinliğine nihayeti olmayan vicdanı ile kainatı ihata etmiş bir kabiliyettedir insan. Evet, fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen, fıtraten 36-40 yaşında çekip gidiyor. Ama bu elimle o kadar daha allamayan bebekleri de biliyorum. Dünyaya gelmiş, allama bile nasip olmamış, ölüyor. Bir gün yaşayan mı, iki gün mü, her çeşit insan gitmiş. Yoksa 36 sene garanti yok gençler. Çünkü dün geçti, yarın var mı? Söyleyin kabristana, ölen hep ihtiyar mı? Fıtraten daimi bir hayatı ve ebedi yaşamak isteyen hadsiz emelleri, nihayetsiz elemleri bulunan bir çare insan. Şuraya bak, zıtların cemi. Bak, daimi hayat istiyor. Ebedi yaşamak istiyor. Hadsiz emelleri var. Emel, o kadar isteklerimiz var ki mesela beka istiyoruz. Nihayetsizlik istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Dert istemiyoruz. Keder istemiyoruz. Hastalık istemiyoruz, iddialık istemiyoruz. Ne istiyorsanız, isteme hakkımız ki istiyoruz ve yok burada. Böyle isteklerle donatılmış ama karşılığında nihayetsiz elemleri bulunan, nihayetsiz emelleri var, nihayetsiz de elem var. Elem, elem. Sivrisinek odasına girse o gece yatamıyor. Cüzzz dedi, tamam, uykusu gitti. Bir tanesi diyor, bugün bayağı mefkili bir adam. Abim, ben Ankara'dan arıyorum. Buyurun. Abi taşı kırdıracağım da şimdi beni ameliyata alıyorlar. Abi ben dua ettim. Ben de zannettim ki dedim taş hocam. Bu neymiş dedim ya. Adam taşı çıkartmak, günahlarını çıkartmak sorun dedim ya. Oradan matkapla taşı almak iş mi yani? Günahların nasıl çıkartacağını düşün yani. Başka bir ameliyat lazım. Doğru söyledin dedi ya, Allah Allah. Şimdi o taşı düşünüyor. Tamam, onu düşüneceğiz de ne korkuyorsun ya? Yapma, diyor ki nihayetsiz emelleri, elemleri bulunan. En ufak şey, onu anlatmak için misal verdim. Üzülmeyecek değil ama bir şey alemimizi yıkıyor. Yani hiçbir şeyin tadı tuzu kalmıyor. Ameliyata gireceğiz, tamam. Bütün her şey o. Her şey senin olsa ne olur? Şimdi o 36 yaşındaki insanın birkaç hafta esbab noktasında doktorlar şey biçmiş, 3 ayı bitmiş. Allah aşkına İstanbul onun olsa, ona verildi dense, o şöyle yatarken istikbale doğru bakışını, o bakarken bir boşluk meydana geliyor. Acaba o ümitsiz bir hali, ümidi mutlaka nasıl çevrilebilir? Yani her şey senin İstanbul ama kanser, 2 haftan kaldı. Kanserim ama önemli değil, her taraf benim. Der mi? Bu hayat gidiyor kardeş. Ben bu kadar, o kadar, bu cemaatte o kadar insan görmüştüm ki. Burada Ali vardı değil mi bir ara? Ali vardı rahmetli. Bunlar bilmez. O da gençti. Kaç yaşında gitti? Belki de 25, 26. 30 bile değildi. 25-26. Ali vardı.
Abi be! Ne oldu Ali? Abi bir ders yapalım be. Derdi. Bak 25-26. Burada ne Sultanbeyli ne insanlar gördüm. Şunu koymak istiyorum alemimize. Dağıtmadan. Yaratılış, yani insan bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi sabit olursa, poligon taşı gibi, diğerlerinin çözülmesi kolaydır. Ona poligon taşı şunu anlatayım. Bizim köyde tapu kadastro yeni geldi. Ben de oraya denk gelmiştim. Adamlar arabalarla gelmişler, çanak ante ile, uyduyla bir şey yapıyorlar. Neyse tanıştık onlarla. Mühendisi bizim Kırıkan'da tanıdığımız dostumun arkadaşı. Neyse on vasıtası tanıştık. Dost oldu. Ne yapıyorsunuz dedim, bir şey anlatacağım bak. Dedi ki hocam dedi, köyün ana merkezine bir poligon taşı koyuyoruz. Tek. Uyduya tespit ediliyor. O çok önemli. Milim oynamaması lazım. Ne olacak şimdi? Bak bunu koyduk mu dedi. Kaç gün bununla uğraştık. Yeri bulmuş. Bütün diyor arsalar, bütün o parça, topraklar, yollar falan hep buna nispet ediliyormuş. Kıyasla. O kadar mı mühim dedim. Ne de biliyor musun? Hocam dedi bunu alayım. Mübalağasız. 10 santimetre dedi. Şuraya kaydırayım. 10 santimetre. Tamam bizim köy tepesindeyiz. Eğer dedi ben bu ana merkezi 10 santimetre kaydırırsam o köyün dibindeki o arsalar var ya yol. Denizin ortasında olur dedi. Otomatik hesap oraya getirir. Orada ararsın diyor tarla. O kadar netice öyle değişir. Bu her şeyin kıyas edildiği bir ana nokta. Ha insanın yaratılış gerçeği, hikmeti ve gayesi, poligonu sağlam koyarsan her şeyi ona kıyas et. Hani gemi bağlarlar da ya bir baba olur, liman babası. Onun gibi yani. O poligon taşımız sağlam olursa gerisi hikaye. Seni hiçbir şey yıkamaz Allah'ın izniyle. Ben mesela bir sıkıntı geldi. Mesela diyelim ki liderini söylüyorum sıkıntının. Allah kanserim 3 ay var dedi. Hemen diyeceksin ki yaratılış yani insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesine katkı mı sağlıyor? Onu bozuyor. Yok. Yaratılış hikmetine ve gönderilmesinin hikmetine gayesine tam tersine şuurlu olmama vesiledir. Tamam. Yani buna şey rahatlarsın. Dertlerinden sıyrılırsın. Yoksa dert dediğin şeylerin dert olmadığını, oysa senin altında ezdiğini görüyoruz. Elbette o hayat ebediyenin usul esası ve anahtarı olan imani billah. İmani billah, Allah'a iman. Peki bunu nasıl oturacağız? Allah'a iman meselesinde terakki etmemiz lazım. O da tefekkürü imana alışmamız gerekiyor. Yani tefekkür edeceğiz imani mevzuları. Mesela ona ait bir tane misal vereyim ben size. Tefekküre ait nasıl tefekkür edilir? O tefekküre ait bir yer okuyayım. Hem de ona fiili bir örnek verilmiş olsun. Bak diyor ki imanımızı artırma nispetinde o poligon taşı sağlamlaşır. İmanı da sağlamlaştırmak adına tefekkür yapmamız lazım. Tefekkür yapmak için de bir tane fiili örnek. Nasıl yapacağız? Çok soruluyor. Abi bir tane örnek göster. Tamam. Her baharda hayaliniz gitsin bahara. Nebatattan ve hayvanattan. Nebatattan ve hayvanattan. Nebat bittiği. Mesela Aydos Dağı'ydı değil mi burası? Bak oraya baharda çıktık. Bir sürü bitki çeşitleri ve hayvanattan bu dünyada 400 bin nev varmış. 400 bin. 100 bini havada. Kuşların çeşitleri sineklerle beraber. 100 bini bitki. 100 bini yerde olan karıncadan filden gergedana kadar. 100 bini de deniz altında. Denizin içindeki alem. 400 bin. Yani bunu derken nevin ismini söylüyoruz. Yoksa adeti değil. Mesela hamsi bir. Ama kaç tane adet var? İstarit bir. Serçe bir.
böyle 400 bin. Bak nebatattan ve hayvanattan 400 bin nevin hadsiz efratlarını. Ne kadar efradı var bir serçenin? Hadsiz efratlarını beraber ve birbiri içinde. Mesela dağda çakal, domuz, kelebek, kuşlar, ağaçların çeşitleri iç içe, böceklere kadar birbiri içinde bir anda ve bir tarzda yanlışsız, hatasız, kemal-i hikmet ve hüsnü sanatla icat etmek ve idare etmek, iaşe etmek. Bak bu kadar birbiri içinde olan şeyi karıştırmadan, yanlış yapmadan muhabbet kuşuna boya atacaksın fırça mesela. Onu kemal-i hikmetle, yani mana ifade eden bir yapıyla, sonra ona uygun bir sanat koyacaksın, sonra onu iaşe edeceksin ve idare edeceksin. Yani bir gergedanı doyurmak, bir timsahı doyurmak, yılanı doyurmayı düşün, ağaçlara kadar, bir yaprak ya, onun gıdasına. Bakın kemal-i hikmet ve hüsn sanatla icat etmek, idare ve iaşe etmek. Şöyle düşünün evdeki bir saksideki, bir saksıya çiçeğe bakamıyoruz. Gidin isterseniz eve gidin. Tozludur yaprağı. Tozludur yani. Ama doğaya gidin hiçbir ağacın yaprağı tozlu değildir. Beşereli karışmış. Mesela haftada birkaç defa gusül veya abdest alırsın. Yıkanırız yani. Muhabbet kuşunu bak tertemiz senden daha güzel. Pis kokmuyor bile. Ama abdest almadan abdest alıyor. Nasıl yıkanıyorsa ben de anlamadım. Böyle değil mi tek tek yapıyor. Yani iaşe etmek, idare etmek. Ama ne kadar fevkalade ya. Biliyor musunuz? Hayvanlar birbirlerini hayvan olarak görmüyor, yem olarak görüyor. Mesela kedi fareyi hayvan olarak mı görür, yem olarak mı görür? Kedi muhabbet kuşunu senin gördüğün gibi mi görür? Kedi için muhabbet kuşuyla ha kokmuş et aynıdır. Belki daha kalitelidir kokmuş et. Yani kedi için fare neyse muhabbet kuşu da odur. Ama insan öyle mi ya? Bak sonra hayalimizi çalıştıralım işte bak bu işlerde. Kuşların misali musagarları olan sineklerden ve ta nümune-i ekberleri olan kartallara kadar hadsiz efratlarını yaratmak ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek. Kartalların küçük modeli sinek. Sineklerin büyük modeli olan kartallara kadar cihazlarını düşünün mesela. Kartalın gözüne bakılarak radar yapılmış. Radar. Avını tam 9 defa hani var ya böyle büyük böyle dürbünle bakılıyor böyle açıyorlar ya böyle. Kartal avının kaç yüz metreden nokta böyle net ama 9 defa büyütüyor. Nasıl büyütüyorsa. Kartalın gözüne bakılarak radar sistemi yapılmış. Yunus'un gözüne bakılarak sonar sistemi, denizaltıyı tarama sistemi yapılmış. Peki kartalı yapan nereye bakmış? Sonar sistemi Yunus'un gözünü model alınarak yapılmış. Peki Yunus'un gözünü yapan nereye bakmış? Sonar sistemin üzerine yazıyor Madde-i Nusya'ya. Yunus'un gözünün üzerine yazıyor Madde-i Allah. Hiçbir zaman da modeli değişmiyor. Arabanın her sene modeli değişir, sığırın modeli değişmiyor. Değil mi? Ağacın modeli değişmiyor. Her sene son model. Senin araba her sene son model olmuyor. Düşün ya şu seyyar ata şeye bakın, fabrikaya bakın, sığır mesela. Seni tanıyor. Bak ne kadar katkı sağlıyor hayatına. Şu fabrikaya bak. Dumanı yok, bacası yok, lokaftı yok. Ot yer, su içer, o kadar ya. Ne ayakkabı derdi var, ne gözlük derdi var. Gözlük derdini bilmezsiniz ya, buraya nasıl basak onu. Bir de sığırın gözlük derdi olsa ne olur? Bir tanesini burada otlasın, ötekisini kesin burada. Ulan ne yapıyorsunuz benim arkadaşıma ya? Merak etme, seni de yakında getireceğiz. Hiç umurunda olur mu?
Hani belgesellerde oluyor ya, aslan geliyor ve ona tak lan diyorsun yani, için bağırıyorsun yani. Yanında arkadaşın işte sıkıştırdı, öyle bir boyunuz var ki. Ulan tak şuna ya bir diyorsun, bağırıyorsun indim bilgisayarın karşısına. Yok ki kafa. Bu kafa olsaydı 900 olmazdı. O kafa yok yani. Ulan bir tak ya. Bazen bir takıyor yanlışlıkla, nasıl oluyorsa. Aslan havada dolaştığını gördüm. Öyle değil mi? Acayip bir şey ya. Allah Allah. İnsana 60 kilo vermiş ama bütün kainata tasarruf ediyor. Oküz gibi kafa, oküz gibi muamele hakikaten. Yani insan bambaşka bir şey. Kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada, insana verilen ruha göre bu alem-i şehadet dardır. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun istidadını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahiret. İnsan böyle ya. Dibi yok ki insanın latifelerinde. Devam edelim. Şimdi kartalın sistemini dedik. Bir şeyi gösterdiler bana onunla alakalı gene. Şahin ırmakta su içiyor. Şahin. O da yırtıcı. Beni çok etkiliyor. Amatisör sistemine bakın. Şu uçağın inişine bakın şimdi. O noktadan bak. Bu tamamen kanadını kapatmış. 300 kilometre hızla gidiyor saatte. Tamamen hedefine odaklanmış kartal. Kapattı şeyini. 300 ha. Mercedes 200 yapıyor. Tam ne kadar az kalmış. Şahin bunu anlıyor. Şu sisteme bak. Yani hani kung fu'da, dövüş sanatında kullanılır. Böyle bir takla atıyor gerisine göre. Ayağına mukabil ayak koyuyor. Ayağına mukabil ayak koyuyor. Şimdi şu sisteme bakın. İniş takımına bakın. Kartalın iniş inerken, kuşların inerken kalkmasına bakın. Beşerin teknolojisine bakın. Uçak değil mi? Mesela bizim Zeytinburnu'da dershane karşısında top sahası. Her sabah şeyler iniyor. Ne diyorlar? Martı. Döv martı. Nasıl iniyor arkadaş ya? Nasıl kalkıyor? Hem de canlı. Şu sisteme bak nasıl koymuş. Kış gelince ayaklarındaki ısı 45-46 dereceye kadar yükseliyor. Kar geldiği anda şaşırıyor. Kar pat diye yok oluyor. Mesela köpek kadar koysak biz patlardık. Köpeğin, bizim okulda ben o okulu okumuştum. Köpeğin o koşarken veya onun gibi hayvanların koşarken kanı ısınıyor ya o hızda. Patlaması lazım. Radyatör sistemi kurulmuş. Soğutma sistemi. Ona bakılarak arabanın radyatörü yapılmış. Köpeğin kanı soğutma sistemine bakılarak arabanın suyunun soğutma sistemi yapılmış. Portakal ve mandalina suludur. Kışın donar o. Donmasın diye kabuğuna antifrizle sarmış. Ona bakılarak antifriz imal edilmiş. Hocamız anlatıyordu bunu bize. Dedim ki, İbrahim Hoca vardı. Hocam dedim, peki portakalı yapan, o antifriz oraya takan nereye baktı? Allah, Allah, tamam mı dedi. Allah, cevap diyor. Yani herkes biliyor diyor, sen bana bunu niye soruyorsun der gibi. Bakın hiçbir zaman modeli değişmiyor. Portakal sıktığınız zaman sıkın kabuğunu, böyle tak diye kırılır değil mi? Limonu sıkın geri gelir. Çünkü portakalın kabuğu sıkmak için değil, soymak için. Limon sıkmak içindir. Limonu soyamazsınız. Limonu sıkın 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 amatisör yay gibi geri geliyor tak. Portakalı sıkın tak diye kırılır. Bu bile sıkmak için, bu soymak için. Dilim yapmış ağzının çapı için. Acayip bir şey ya. Limon dedim ağzını sulandı. Çünkü asitlik özelliği var. Herhalde limon gelecek diye ona karşı bir karşılık vermek için. Asiti nötrleştirmek için tükürük bezi imal ediliyor. Hemen. Sisteme bakın. Devam edelim. Havayı şenlendirmek. Kuşların, sineklerin olmadığını düşünün. Daha da hayal edin. Hakikaten bomboş hava ya. Nasıl süslemiş. Kuşların bin bir çeşittir ya. Mısır çarşısında var böyle kuşların o, kuş satıyorlar, kuş pazarı. Aman ya Rabbi ya. Bir tanesi bana şaka yapıyor tabii, çekiyorduk. Bak diyor, çekmek de ücretli ya diyor. Öyle mi? Ya bu kadar mı harika boyanır ya? Ben söyleyeyim siz düşünün. Tefekkür dersimiz ya.
Allah aşkına doğuştan kör. Boya tabakalarını verdi, kutuları. Fırçayı da ver. Ne olur muhabbet kuşuna, hiç ömründe görmediği bir kuşu boyasın. Boyasın ya, göz görmüyor şimdi. Ömründe hiç kuş görmemiş. Şimdi kardeşim şurada bir kuş var, tut onu, tuttum. Hadi boya da göz sahiplerini memnun edecek bir boya olsun. Hayran hayran seyredelim. Doğuştan kör. Kuşa o boya yakabilir mi? Doğuştan sağır. Kuşa o sesi takabilir mi? Ya gözü olmayan gözü olmayanın, gözü olanların görme zevkini nereden bilecek ki ona uygun renk yapsın? Yani doğaya baktığınızda aman göstermeye ne biçim bir renk ya bu. Mahvet. Mesela portakalın yaprağına bakın bir de kendisine bakın. Ne kadar uyumlu. İnsan sanatını doğaya bakarak yapıyor. Peki doğayı yapan kim yapmış? Güneşten kopmuş olan parça değil mi? Bak şuna bakın. Bundan koparttığım bunda ne özellik varsa bunda da var değil mi? Farklı mıdır bu? Yok. Yani yapı itibariyle, malzeme itibariyle aynıdır. Güneşten kopmuş olan dünya böyledir. Güneşin bütün özelliğine sahip. Güneşin merkezinde 40 milyon santigrat derecede ateş var merkezde. Diş kabuğunda 6000 santigrat derecede. Dünya oradan kopmuş. 6000 santigrat derecedeki dünya fokur fokur kaynayan 60 demedim ha. 6000 dışı. Merkezi 40 milyon. Bazı fizikçilere göre 25 milyon. Şimdi böyle bir dünya fokur fokur kaynarken hayatın kaynağı olsun ve ben burada olayım. Elmalar, armutlar, inciller, muhabbet kuşları, hava, denizler, sular. Allah Allah. Fokur fokur kaynayan denizden, efendim güneşten su olsun. İşte tefekkür. Ne tuhaf. Zıttı zıttından çıkartacaksın. Güneşin içinden soğutucu sistem olan suyu çıkartacaksın. Suyun içine baktığınız zaman H2O, hidrojen ve oksijen. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. Hani kaynakçı ve kaportacı dükkanlarına gittiğiniz zaman görürsünüz. İki tane şey var, boru geliyor. Açıyor, bunu da açıyor, yakıyor, yanıyor değil mi? Oksijen ve hidrojen. Yanıcı, yakıcı. Kibritle yakıyor, kaportayı ısıtıyor. Suyu meydana getiren hidrojen ve oksijen. Ama oran değişik. H2O. İki hidrojen, bir oksijen. İkiye bir olunca aynı madde söndürücü oluyor. Aynı şeyi kullanıyor. İki aynı şeyi söndürücü, yakıcı. Aynı insan cehennemlik, aynı insan başka bir insan cennetlik. Aynı insan. Oran değişik. İçeriye aldıkları oran değişik. Allah alemine koyuyor, koymuyor. O kadar. Başka? O havayı şenlendirmekle beraber yüzlerinde mucizane birer sikkeyi sanat. Her bir kuşun suratına bakın. Bozulur böyle. Bozulur böyle. Bazıları acayip. Tuhaf değil mi? Böyle tipleri acayip. Kendi o kadar öyle bir hayvan ki ayna koyduğun zaman kendi kendini gagalıyor. Başka hayvan zannedecek kadar hayvan. Şimdi o fırça boya kullansın. Öyle bir hayvan ki kendisini başkası zannediyor. Maalesef ondan daha beteriz. Gülüştünüz ama dünyayı baki zannetmek ondan daha gülünçtür. Yani baki fıtratla faniye talip olmak aynı bunun gibi gülünçtür. Ebed isteyen bir insanın talip olduğu faniye baktığın zaman fıtratıyla hiç alakası yok. En büyük ihanet fıtratına zıt yaşamaktır. En büyük cehalet kendini tanımamaktır. En büyük gurbet günahlar içinde yaşamaktır. Ya aslından çıkartıyor seni. Şimdi geleceksin bir sene, iki sene, 10 sene, 30, 40 sene dünyada yaşayacaksın. Ve ondan sonra böyle gideceksin sonsuz bir cehennem. Değdi mi yani? Ya bir şey değil ki zaten 1/3 uykuyla geçiyor.
60 sene yaşayan insanın günde 2 defa tuvalete gitse, her tuvalette 5 dakika verse, günde 10 dakikası tuvalete geçenin 60 senede 150 gün tuvalette ömrü geçiyor. Yazık günah da yani. Ama namaz kılarsan tuvalete gidişin de ibadet oluyor. Sana sevap yazılacak tuvalete gittim diye. Acayip ama namaz olduğunca. İşte yüzlerinde mucizane birer sikke-i sanat, cisimlerinde müdebbirane birer hatem-i hikmet. Cisimlerine bak. Acayip bir şey. Mesela cisimlerinde bir tanesi şey hatırıma geliyor. Akrep. Yılan. Ulan zehri başkasına akıttığı zaman ölüyor. Kendisine zarar vermiyor. Öyle değil mi? Akrep ya. Birisini takınca mesela koca bir insan. Benden kaç tane akrep çıkar? Binlerce akrep çıkar. Kendisine zarar vermeyen o zehri bana koyunca binler katı olan beni tepe takla attırıyor. Ne acayip bir şey ya. Mesela arı diyor. Ustad arıya misal veriyor. Bir tarafına bakıyorsun tahamların en tatlısı balı. Bir tarafta bir bakıyorsun ki organları, uzuvları tahrip eden zehri koymuş. Aynı cesette. Aynı cesette mesela. İnsanda ise kan ve fışkı içinde bulandırmadan, bulaştırmadan temiz, mugaddi, beyaz sütü koymak yavruları için. Ne alakası var yani? Süt fabrikası mı? Kan ve fışkı. Et ya. Et. Etin içinde süt mü olur? Her çocuğa verilişte de içindeki kimyasal yapı değişik olarak veriliyor. Çocuk büyününce elementi de değişiyor. Mahiyetlerinde mürebbiyane birer turray ehadiyet koymak. Hem zarat-ı tamiyi, hücerat-ı bedeninin imdadına ve nebatat-ı hayvanatın imdadına, hayvanatı insanların yardımına ve umum valideleri iktidarsız yavruların muavenetini hakimane, rahimane koşturmak ve göndermek. Mesela zerreler, mesela şu zerre, bak, burada durduğu gibi olmayacak. İçtin. Bu zerre neler olacak? Nelere şahit olacak? Gıdaları öyle düşünün. Valideleri düşünün. Hayvanı olsun, insanı olsun. Nasıl yavruların imdadına koşturuyor? Bakın, şuursuz sebep, şuurlu hareket yapabilir mi? Bak diyor ki burada, çok hoşuma giden bir yer. Eşya, bulut, bitkileri bilmez ve tanımaz. Değil mi? Bitki, ağaçları nereden bilecek? Ağaçlar bizi bilir mi? Bilmez. Senin kardeşin bile senin ekmeği, ortak iş yapmadınız mı? Bak kardeş kardeşe kazık atmıyor. Baba oğluna yapmıyor. Peki, ağaca bakın. Beni bilmez. Bana tanımaz. Bulut, güneş, hava, yağmur. Bizi bilmez arkadaş. Deniz de öyle. Şimdi iyi dinle bakayım. Cansız, şuursuz, şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkarane, şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçiler. Bak deniz, güneş, hayatı yok, şuuru yok, beni tanımaz, bana merhamet etmez ama yaptığı iş beni tanımaya tanıyanın, bana merhamet edenin fiili olduğu gözüküyor. Ha şu lamba değil mi? Faturası gelmiyor elektriğin. Yatırmasa faturayı ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Güneşin faturası gelse kaç para ödeyecektin? Değil mi? Şimdi tarlaları suluyorlar değil mi Anadolu'da? Veya evinize su geliyor. Yatırmayın iskiye. Nasıl kesiyorlar? Acaba bulutun faturası gelse kaç para ödeyecektin? Kontur var cep telefonu. Kulağının faturası gelse kaç para verecektin? Gel de bu ağzı başka şeyde kullan. Diyor ki bak, güneş hayal et, o çok güzel insan. Cansız, öyle mi? Şuursuz, evet. Şefkatsiz, beni bilmez, tanımaz, bana merhamet edemez. Ama sanki güneş yerdeki ağaçları, bitkileri, mevcudatı tanıyor. Burada insan yaşıyor diye bu birbirinden kopuk, birbirini tanımaz. Güneş bitkiyle nasıl ittifak edecek?
su, hava ile, hayvanlar, insanlar, şeylerle, bitkilerle ittifak edip bir el ele verip, ya insan denilen bir mahluk var, var ya ona bir elma yapalım. Ona bir incir yapalım, ona bir nar yapalım, ona bir mısır yapalım diye ittifak edebilir mi? Düşünebilir mi? Düşünemez. Bak diyor ki, cansız, şuursuz, şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkarane, şuurdarane vaziyet gösteren, sanki birbirini tanıyor, birbirinin merhamet ediyor, birbirinin işine yardım ediyor. Tanıyor, onun eksikliğini o tamamlar gibi muavenetçiler elbette gayet rahim ve hakim bir Rabb-i Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyor. Çünkü bize gelenler, bu mısır gibi, nar gibi nimetler, geliş kaynağı bizi tanımıyor. O zaman onu gönderen neyi gösteriyor? Cenab-ı Hak diyor ki ben seni tanıyorum. Nereden biliyorum ya Rabbi? Rahmetimle bildiğimi bildiriyorum sana. Sana adresine mektup geliyor. İsim, soyisim, sokak, ev, cadde, telefon numara. Seni biliyor da. Tam adrese teslim, kargo. Tam sana uygun. Hem daire, şuraya çok acayip, bunu da okuduktan sonra keseceğim. Burası da çok harika. Biliyorum biraz çok karabalıksınız. Sıcak olmuştur ama şu cam açılmıyor mu? Şu güneş sistemini de okuyayım. Yani o cümlenin devamıdır. Diyor ki daire-i kehkeşandan, saban yollarından, güneş sisteminden, dünyadaki elementlerden, ta göz hadikasının perdelerine kadar, gözün retina ve içerideki yapının sistemine kadar, gül goncasının yapraklarına kadar, mısır sümbülünün gömleklerine kadar, bak mısıra bakın, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Şu mısıra bakın öyle ya, yırttığın zaman elbiseye bak, bir de bana giydirilen elbiseye bak. Cansız. Mısırın elbisesi canlı. Canlı, canlı. Dalındayken canlı. Mısırın gömleklerine, kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi, birbirine içine giren daireler gibi, cüz'i ve külli hükmünde aynı intizam ve hüsnü sanat ve aynı fiil ve kemal hikmetle tasarruf etmek elbette vedahat derecesinde ispat eder ki bu işler, bu işleri yapan hem vahittir, birdir, hem her şeyin sikkesi onda ve her şey onun emrindedir. Nasıl yapacaksın ya? Bir mısırı değil yapmak. Elinle tek tek boşalt. Veya narın içini çıkart. Hadi koy bakalım aynı yerine. Hangisi nereden çıkmıştı? Aynı isim yerine koyamayız. Bak nasıl yapmış. Nasıl narı paketlemiş. Bir yerde darbe yese o bölge şey yapsın. Diğerlerine sıçramasın diye. Bölüm bölüm yapmış. Zarlarla ayırmış. Yani burada kimyacılık lazım. Tasarım lazım. Matematik lazım. Geometri lazım. Kimya hele acayip lazım. En çok merhamet lazım. Şimdi narı yapmak mı daha harika? Canlı ve şu canlıdır. Aspirini yapmak mı? Bakın aspirin cansızdır. Nar ve mısır yani dalındayken canlıdır. Onun kimyasını düşünün ya. Üzümün, üzüm var ya, üzüm tanesi. Şerbetine bakın, şerbetine. Çocuklara verilen öksürük şuruplarına bak mesela. Kimya. Peki tamam, bunu küçük görmüyoruz. Zaten Allah'ın vermiş olduğu akılla yapıyorsun. Bu aklın yaptığı bu. Ama bu aklın yapamadığı o şeyi bu akılla onu yapan akılsızdır denilir mi? İlim yok yani diye. Bak arkadaşlar, bakın buraya. Bu aklı yapan bu aklı kullanmadı. Bu akıl bana yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklında mutluluğu bu akılla mümkün değil. Bu akıl hangi akılla yapılmışsa o aklın yöntemi ve sana verdiği kataloğa göre bu aklın mutluluğu vardır.
Yoksa mutlu olamaz bu akıl. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz yoktu. O zaman bu aklın mutluluğu akıl üstü. Benim aklıma göre, senin aklına göre değil. Bu akıl yapılırken senin aklın yoktu. Bu akıl yoktu. O zaman bu hangi akılla yapılmışsa bu aklın kataloğu ona, ondadır. Ona göre çalışır bu. Bir fabrikanın değil, bir buzdolabının bile, saatin bile kataloğu var. Sineği kartal sisteminde çekirdeği ağacın mahiyetinde bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçeyi bir bahar sanatında ve bir baharı haşir vaziyetine suretle icat eden zat elbette seni biliyor ve tanıyor ve merhamet ediyor. Seni bildiğini, tanıdığını, merhamet ettiğinin alameti min haysula ihtasip ummadığın ve bilmediğin tarzda ve yolda ve yöntemle bütün kainatla sana cevap veriliyor. Bir gülün güzelliği öküz için bir mana ifade etmiyor. Çamlıca tepesinde bir gül düşünün. Böyle denize nazır öküzler mi? Vay be şu manzaraya bak kardeşim. Bir de oynuyor böyle, tamam mı, gül. İnsan öyle mi ya, bir resim çekiyor. Aman bozma bir dakika. Senelerce pano olarak duvarında durur. Ama öküz için gülle ot aynı şey. Ama bazı insanlar için maalesef o da öyle. Gülle ot aynı. Aa ne güzelmiş, bitti. İşte dersin başındakini tekrar ediyorum. İnsan ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsan yaratılışın yani bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi poligon taşı gibi olursa, her şey ona nispet edilirse dertlerinin dert olmadığını göreceksin. Ne zaman bu poligon taşından uzaklaşırsan en ufak bir şey bile sana mezar olur. Mesela o senin kafanda tasarladığın dert Allah için, imanı kazanma veya kaybetme davası için pek değeri var mı? Yok şu adam böyle demiş, bu böyle gitmiş, bana yan çaktı, sevgili bana cevap vermedi, vay sen bunu ifade ettin. Kardeşim bunlar hikaye. Poligon taşını kaybetmenin alameti. Bak hocam dedi, 10 santimetre fazla değildir. Bunu ben bir oynatayım, sizin köyün dibindeki arsa denizin ortasında gözükür. Buradaki küçük bir açığı sonsuz hayatta sonsuz felakettir. Unutmayın, Gazali der ki, insanlığınızın kıymetini bilin, ölünce bir daha insan olamayacaksın. Çekirdek ağaç olmuştur artık. Bu dünyanın kıymetini bilelim. Bu dünyanın bir özelliği var ki ahiretten daha kıymetlidir. Cennet tek boyuttur. Yani çirkinlik yoktur. Cehennem de tek boyuttur. Güzellik yoktur. Bu dünyada hepsi var. Bu dünyanın kıymetini bilmek lazım. Öyle ufak, efektif, tefek şeylerle bu hayata küsmemek, hayatı karamsar yaşamamak, hayatı dolu dolu yaşamak. Hayatı dolu dolu yaşamak için dolu dolu yaşayanlarla beraber olacaksın. Başka mümkün değil. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selâvâhâ.